Depremin ardından zamlar rafa mı kalktı sorusu gündeme geldi. Kısa Dalga Haber sitesi yazarı Mehmet Çetin Güleç, depreme rağmen emekliye ek zam gelir mi sorusunu yanıtladı. Mehmet Çetin Güleç, zam planının önünde deprem engelinin olduğunu belirtti. İşte o yazı. Emekli ve asgari ücretlilerin maaşlarına ek zam yapıp ikramiyeleri artırmayı içeren hazırlığın önemli bir gerekçesi vardı, erken seçim. Şimdi bu planın önünde büyük bir engel var, deprem. Toplam 10 ilde 13 milyon kişi depremden etkilendi. Hayatta kalanların yüzde kaçı kendi şehirlerinde yaşamaya devam edecek? Göç edenlerin durumu ne olacak? Normalleşme ne zaman sağlanacak? Seçim ilan edildiği gibi 14 Mayıs'ta yapılacak mı? Yapılacaksa kaç kişi nerede oy kullanacak? Bu sorulara yanıt oluşturulmadan seçime gidilmesi zor. Ancak iktidar açısından bakıldığında seçimin normal zamanında veya daha sonraki bir tarihte yapılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusundaki tartışmaları alevlendireceği için riskli bir tercih olur. Şimdiye kadar seçimin ertelenmesi konusunda eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın anayasaya aykırılığını bile bile yaptığı öneri dışında bir gelişme olmadı. Arınç'ın önerisine iktidar kanadının tepkiyle yaklaşması, seçimlerin daha önce ilan edildiği gibi 14 Mayıs'ta yapılacağı konusunda beklenti yaratıyor. İktidara yakın televizyon kanallarının haber ve tartışma programları ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD basınına yaptığı açıklamada 14 Mayıs tarihini destekliyor. Eğer Mayıs'ta erken seçim olursa emekli ve asgari ücretlilere Nisan'da ekzam yapılma ihtimali artar. Ancak deprem nedeniyle daha önce zikredilen %20'ye varan oranların aşağı yönlü revize edilme olasılığı yüksek.